Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz 4 motiften oluşan güzel çantamızı yapacağız. Yan çantası olarak kullanacağımız telefonumuz, cüzdanımız, ufak tefek eşyalarımız için hemen çapraz olarak takıp kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Çantamızın diğer yönünü de görmekteyiz. Arkası olarak değerlendirdik ama tabii ki her iki yönüyle kullanılabilecek güzel bir çalışma. Burada dört motifimiz tamamlanırken bir yüzü. Diğer tarafta tek motifimiz de bu şekilde görülmekte. Her iki tarafta da aynı renklerimizi tercih ettik. Pembe'miz, yeşilimiz ve kahverengimizin açık tonunu şöyle görelim. Değişik değişik Derseniz bu yönü, derseniz bu yönü kullanacağınız şöyle uzun askılı güzel bir çanta çalışması. Evet çantamızın yapımına başlamadan önce şöyle bir anlatmak istiyorum. Motiflerimizi öncesinde birer birer örerek hazırladık ve birleştirmesini iğne ile dikerek yaptık. 4 tane motifimi tamamladıktan sonra arkası için yani diğer yönü için yine motifimizin tıpkı birebir aynı iç zeminini kurduk. Yani motifimiz şu kısma kadar birebir aynı sadece kenarlarını trabzanlarımız ve zincirimizle örerek büyüttük buradaki yapmış olduğumuz motifimizi devam ettirdik aslında yine ben video içerisinde başlangıcın nasıl olduğunu sizlere bahsedeceğim diğer kısımları ise burada çalıştığımız motifimizin aynısı olacak şekilde ilerleyeceğiz Evet sonrasında ağız kısmımızı ve görmüş olduğumuz yuvarlak kordon çalışmamızı yaptık. Bu kordon çalışmamızı kullanacak kişinin boyuna göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tabii yan çanta olacağı için biraz uzun olması gerekmekte. Şöyle çapraz bir şekilde gelecek. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi bırakıyorum şuradaki ilk zincir içerisine gelerek tığımın ucunu girdiriyorum ve kapatıyorum. Kapama işlemini yaptıktan sonra şöyle kalan ipimi zincirimin yanına şöyle yaklaştırarak tutuyorum. Hem zincirimi hem de kalan ipimi burada onun üzerine örerek ipimizin büyük bir kısmını gizliyoruz. Kalanını da kesiyoruz. 1, 2, 3 tane zinciri yeniden çektim. Bunu ilk trabzan olarak kullanacağız. Tığımın başını doluyorum yuva içerisine giriyorum ve biraz önceki dediğim gibi ipimi tutuyorum. Bir doladım, iki defa da çekiyorum. Bir, iki. Bir doluyorum, yuva içerisine giriyorum. Bir, iki. Üç tane trabzanımızı ördüm. Aralarına ikişer zincir çekiyorum. Her üç trabzan da iki zincir. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. Bir, iki doladım 1 2 doladım 3 tane trabzanımı ikinci kez ördüm arasına yine 2 tane zincir çekeceğim. Zincirimizi tamamladık. Tekrar 3 tane tırabzanımızı örüyoruz. 1 dolayıp 2 defa da çekiyoruz. Sevgili örgü sever dostlarım eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak zili de aktif hale getirip yeni paylaştığımız videolardan haberdar olup bizleri izleyerek beğenilerinizle yorumlarınızla desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Sizlerle birlikte uzun yıllar inşallah bu güzel örgüleri beraber çalışırız. 4 tane üçer trabzanımızı bu şekilde ördük. Hem konuşurken. Şimdi son olarak bağlanıyoruz. Son zincirimizi çekmeyelim. Şu şekilde tığımın başını doluyorum. 3 zincir çekerek başladığım yerin 3. Zincirin tepesine giriyorum. Bakınız, burası önemli. 1 2 defa da alıyorum. Burayı zincirle değil, e, trabzanla kapamış olduk. Motifimizin ilk başlangıç temeli de bu şekilde oluşturuldu. Şimdi köşelerimizi oluşturmaya başlayalım. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yanına iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördüm. İlk köşemizi yarım yapıyoruz. Daha sonra bitirirken diğer üç trabzanımızı da örerek tam olarak bitireceğiz. Arasına diğer sıramızda bir zincir çekiyorum. Ve şuradan ipimi sıkıştırıp arkadan keselim ki görüntümüz kötü olmasın. Zaten içi gizlemiştik. Epeyce bir yürütmüştük aralara bir zincir çekiyorum yukarı kısımda sadece aşağıya iki çektim tığımın başını doluyorum diğer köşeme geçiyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum eğer eliniz sıkıysa çekecek gibi olursa bu köşeleri iki de çekebilirsiniz 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum tekrar diğer köşeme geçiyorum 1 2 3 bir zincir giriyorum 3 trabzanımı örüyorum iki tane köşemizi tamamladık bakınız iki köşemiz bitti şimdi üçüncü köşemizi de arasına bir zincir çekerek geçiyorum ve buradaki gibi aynı şekilde örüyorum Üçüncü köşemin tamamını bitirdim. Bir zincirimi çektim. Şimdi ilk yeni yarım yaptığımız köşemize geldim. 3 trabzan daha öreceğiz buraya. Tığımızı başını dolayalım. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. 1 2 3. Üç. 3. zincir tepesine batıyorum. 1 ve 2. 2 defa da çekiyorum. Şimdi motifimize bakalım. Ömüş olduğumuz bölüm, orta kısmı ve bu köşelerimizi oluşturan bölümlerimizi ördük. Şimdi 3. sıramızda rengimizi değiştiriyoruz. Köşelerimizi artık yeşil rengimizle çalışıyoruz. Yeşil rengimi aldım. Zincirimi çekerek başlıyorum seçiyorum. 1, 2, 3. Pembemi sıkıştırıyorum. Yeşil rengimi sıkıştırıyorum. 2 tane daha yanına trabzanımı örüyorum. 1, 2. Yine köşemin yarısını ördüm. Bakınız. Köşemizin yarısını ördük. Bitirirken diğer yarısını öreceğiz. Şimdi ortada şu kısmı örmekteyiz. Şöyle göstermek istiyorum. Ortada bir tane pembe rengimiz olacak. Yine köşemiz olacak. Artışımız yine pembe ile devam edecek pembe rengimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincirimi çekiyorum şöyle yeşili de alttan götürüyorum araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Şuradaki görmüş olduğumuz bir tane trabzanımızı örmüş olduk. Şöyle daha güzel görünecektir. Şimdi yeşil rengimize köşemizin tamamını çalışıyoruz. Pembemi bırakıyorum. Yeşilimi alıyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Pembeyi alttan götürdüğümüz için şöyle tutuyorum. Lütfen bunu götürmeyi unutmayalım. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya bir tane zincir tekrar 3 tırabzanım örüyorum. 1 2 ve 3. Köşemizi ördük. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine yeşil ipimi bırakıyorum. Pembe renkli ipimi alıyorum. Ve 1 zincir çekiyorum. Yeşilimi alttan alıyorum. Pembe pembe 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar pembe altta yeşil rengi alıyorum bir tane geçiyorum ve bir zincir çekiyorum sıkıştırıyorum pembemi aşağıya alıyorum köşeye 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı örüyorum 3 yine yeşilimi bırakıp pembe rengimizi alalım Önce renk geçişini yapalım. Bir tane zincir çekip yeşili alta alıp pembeyi ortaya örelim. 3 Tekrar renklerimi değiştiriyorum. Bir zincir sıkıştırıyorum. Pembemi aşağıya alıyorum. Son yeşil köşemi de tamamlıyorum. Şöyle bakın. Alttan yürüttük. Hiçbiri dışarıda kalmadı. Önden de bu şekilde görünmekte. Son köşemizi örelim. Yeşil rengimi aldım tekrar pembem aşağıda. ilk başlangıç yerine geldim. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doladım. Zincir çekerek oluşturduğum İlk tırabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra yeşil rengimi ve pembe rengimi kesiyorum. Her iki rengimi de kendi renkleri içerisinde gizliyorum. Kestiğimiz iplerimizi kendi renklerinde gizleyelim. yeşilimiz de yine aynı şekilde. gizleme işlemlerimizi yaptıktan sonra iplerimizi keselim. Şimdi kenar rengimizi örmeye başlayabiliriz. Bakınız ortasını bu renkli kısmını tamamladık. Şimdi son sıra olan kenarımızı da örelim bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerden hiç fark etmez başlıyorum. Atıyorum. İpimi yan tarafa doğru çeviriyorum. Birinci batmış olduğum bir diye saydım. 2 ve 3. İpim altta kalacak şekilde 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya bir zincir. Tığımızın başını dolayalım. İpimi yine asılıyorum. Şu Arada geçirdiğimiz iplerimiz görülmekte. Bakınız şimdi bunları altından girerek alıyorum. Şöyle alttan kavruyorum. 1 2 3 Bir tane zincir. Yine aradan geçirdiğim iplerimi şöyle altından giriyorum. 1 2 3 Bir zincirimi çekiyorum. Köşemi örüyorum. Araya bir tane zincir trabzanımı örüyorum. Ve farklı hiçbir işlem yapmadan başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Tığın başında oluyorum. Şu iplerimizin altından giriyoruz. Buraya dikkat edelim. Tek dikkat etmemiz gereken nokta burası. Araya alarak toparlıyoruz. Tekrar alttan alarak toparlıyorum. Son köşemize kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirimi çektikten sonra 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 Bir tane zincirimi çekip batıyorum. Artık yukarı kısmı örmeyeceğimiz için ilmeğimi geçiriyorum bir zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum ve kendisinin içerisinde gizliyorum birleştirme işlemini ise ben e, isterseniz tığıyla isterseniz dikerek yapabilirsiniz hep tığla e, tığıyla örerek yapmıştım şimdi bu modelimizi birleştirerek yani iğne ile dikmek istiyorum şimdi birlikte dikelim motiflerimizi birbirinin ters olacak şekilde yerleştiriyorum tam ortadan dikmeye başlıyorum Bakınız orta zincirimden giriyorum. Diğer orta zincirimden kendine yakın olan bölümden girişimi yapıp birbirine bağlıyorum. Ortada birleşme işlemini yaptıktan sonra trabzanımın üzerinden giriyorum. Bakınız katın birini alıyorum. Dıştaki katını bu taraftakinde dıştaki katını alıyorum. Geliyorum. Her ikisinin de dıştaki katları. Hemen trabzanlarımızın yakınında bulunan katlarını alıyorum. Ve karşılığındaki denk gelen zincirse zincir, trabzansa trabzan birebir eşleştirerek dikiyorum. Her ikisini de trabzana yakın katlarını tercih ettik. Motiflerimiz birebir aynı olduğu için hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Araya giriyorum. Bu tarafın arasına da girdim. Sadece yön olarak elinizi ayarlayın. Şöyle görelim bakın. Şöyle görelim. Böyle bir evi dikmekteyim. Hiç korkmayın. Çok çok rahat. köşemize geldim İpimizin karışmasına izin vermiyorum katımı açıyorum Evet sonuna kadar dikerek geldim en son yine orta zincirin bulunduğu noktadayım burayı da tamamlıyorum uç noktaya kadar dikerek geldim bir tane ortadan zincirimizin bağlantı yerine diktim İpimizi kırmıyoruz diğer motifimizi alıyoruz yine her iki motifimizin arkaları birbirine değiyor. Ön yüzleri dışta kalacak şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde hiç farklı işlem yapmadan birer birer dikmeye başlıyoruz. Tam orta kısmına geliyorum. Ortadan diğerini alıyorum. Kullanacağımız 4 motifin 4'ünü de bu şekilde dikelim. Trabzanlarımızı trabzanımızın karşılığını ara zincirimizde ara zincirimizin karşılığına dikiyoruz. Dört motifimizin dördünü de dikelim. çantamızın arkasında aynı şekilde örmeye başlayalım tıpkı motiflerimizi ördüğümüz gibi 6 tane zincirimizi çekelim motiflerimizin ortasını birebir aynı yapalım kenarına yetecek kadar olan kısma sadece trabzanlarımızı kahverengi rengi ipimizde örelim açık kahve köpüğü rengimizde örmüştük 2 zincir çekiyorum arkamızı da bu şekilde başladık. Bir ve iki zincir ipimizi alttan gizliyorum. Motifimizi birebir aynı şekliyle başa saralım. Bakalım Sonrasını birlikte çalışalım. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3. Trabzanımı örüyorum. Motiflerimizi ördüğümüz şekliyle tamamladık. Şimdi 4 tane motifimizi birleştirmiştik. Dördünün büyüklüğüne gelene kadar aynı şekilde etrafını dolaşarak örelim köşelerimizde yine çift olarak batalım aralarda da her sırada bir tane artacaktır bakınız 1 2 bir sonraki sırada 3 şeklinde devam edecek geçişimi ben yaptım buradan bir sıra birlikte örelim bir zincir çekiyoruz bütün trabzan aralığında. yani boşluğumuz bir zincirden oluşmakta bir boşluklara batıyoruz. Bir tane zincir. Tekrar bir grup daha örüyorum. Bakınız 3 oldu. 1 2 3. Bir zincirimi çekiyorum. Köşeme örüyorum. Buradaki motiflerimizle birebir aynı ölçü olana kadar bu rengimizde dolaşalım. Bir zincir. Evet. Büyütelim. Motiflerimizin dördünü dikmiştik. E, dört tanesinin ebatında. Yine arkasını. Şu şekilde başlayarak örmüştüm. Tabi istediğiniz kadar. Büyütebilirsiniz bu çantamızı. Ben dört motif üzerine ve şu şekilde çalıştım şimdi kenar birleştirmesini yapalım burası arkası burasını ön olarak kullanmak istiyorum şimdi tığımızı alıp birleşme işlemimizi yapalım son geçişimizi zincirimizde yapıyorum kaydırıyorum her ikisinde ters yönü birbirine gelecek şekilde birleştirme işlemimizi başlatalım. Tam ortadayız bakınız. Burada da tam ortayı alıyorum. Her ikisinin bakın düz yönleri dışarıda olacak. Lütfen buna dikkat edin. Sonra a, sökmek zorunda kalmayasınız. Bağlanıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu aradaki boşluğumuza bakın. trabzan arası boşluklarımız var. Bu noktaya giriyorum. Bir defa başını dolayarak bir tane tırabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı, üçüncü ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Dört tane trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Boşluklardan giriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane trabzanımı ördükten sonra karşılıklı birbirinden geçiyorum. Dörder trabzan örerek trabzanlarımızın da ortasına sık iğnemizle de bağlanarak devam ediyorum. 1 2 3 4 Ortaya batıyorum. Devam ediyorum. 4 Batıyorum. diğerine de diğerinin bakın tam birleşme noktasındayım şu şekilde arkasını çevirip bakıyorum şöyle çok güzel olmakta şu noktaya batıyorum motifinizin de gelişine uygun olarak bu kenarın açıkta kalmayacak şekilde batalım sonrasında yine trabzan boşluklarımı ayarlıyorum ve ilerliyorum köşemize kadar örelim Köşemin bulunduğu noktaya kadar geldim. Tam köşemizdeyiz. Tığımızın başını dolayalım. Hem bu köşemizi hem diğer köşemizi birleştirelim. Yine buraya da 4 tane trabzanımızı örelim. Hiç farklı işlem yapmayalım. Ve 3 üç kenarımızın üçünü de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Trabzan üzerine batıyorum. Sayılarımız farklı olabilir. Önemli olan şu köşeleri mutlaka Denk getirebilirsiniz. Şu köşelerimiz birbirine denk gelsin. Hiç sorun olmamakta. Zaten birebir eşit olduğu için batmanız gereken belirli bir yer olacaktır. Büyüklü küçüklü olmayacağı için. Köşelerimizi yine köşe olarak örelim. Araları tamamlayalım. Yine köşemizde köşemizi tutturalım. Yine buradaki köşemizde köşemizi tutturalım. Şöyle ilerleyelim. Köşemizin hemen yanından kenarımızı tığlamaya başladım. Birinci kenarımı tığladım. İkinci kenarımı bitirdim. Üçüncü kenarımı tığladıktan sonra çantamızın üst kısmının yapımı kaldı. Şöyle görelim hem önümüzü hem arkamızı. En son kenarımızın araya dört trabzanımızı ördüm. Köşemizi oluşturacak bölümün yanındaki Trabzanlarıma gelerek bir tane sık iğnemi battım. Bakınız burada da hemen yanından itibaren başlamıştım. Geçiyorum şuraya birleşme yerine bir sık iğne, bir zincir ve kapatıyorum. İpimi kestim. Şimdi ağız kısmını pembe rengimizde çalışalım. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Köşeden başlıyorum. Şuradaki köşeden her ikisini sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Her ikisini aynı anda kavradım. Bir zincirimi çektim. Şuradaki ikinci trabzan üzerine geliyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ara boşluğa giriyorum ve dört tane trabzanım örüyorum. İki, üç ve dört ikinci trabzana bir sık iğne kenardaki çalıştığımız gibi burada pembe rengimizde az kısmını tamamlıyoruz 1 2 3 ve 4 ikinciye bir tane sık iğne 1 2 3 ve 4 sık iğne köşemizin bulunduğu noktaya kadar geldim köşemin hemen yanına sık iğnemi battım köşemin önce buradaki sonra diğer tarafı giriyorum ilmeğimi geçirip bir tane zincir çekiyorum ve ön tarafa geçişimi yapıyorum. Hemen ikinci trabzan üzerine sık iğnemi ördükten sonra 4 tane trabzanı yine zincirlerim içerisine sırası ile örüyorum. motiflerimin tam birleşme noktasına geliyorum. Şöyle alttan giriyorum. Tam ortaya 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 ve 4. Ve yine boşluklarımıza dörder dörder trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Sonra kadar tığlama işlemini yaptım. Her iki köşenin bulunduğu noktaya geldim. Buradan her ikisini şöyle kavrayarak giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve çantamın ağız kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Kesiyorum. önü, arkası. Bakın arkası da son derece şık oldu. Dilerseniz bu yönü de kullanabilirsiniz. Her iki yönü de sırasıyla tercih edebilirsiniz. Şimdi kordon çalışmamızı yapabiliriz. 3 zincir üzerinden kordon çalışmasını yapmak istiyorum. Öncelikle bir tane zincirimi çekiyorum ve bu kahverengi tonunda olan ipimle yapıyorum. Bir zincirimi çektim. 3 zincir üzerine kordonumuzu çalışalım. Şöyle ipimi biraz rahatlatıyorum. 1, Bir, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi çekmiş olduğum 3 zincirin üzerinden geriye giderek birer ilmek çıkarıyorum. Bu 3. zincirimin ilmeği. ikinciye giriyorum. Ölüyorum. 3. giriyorum. Ölüyorum. Bakınız 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oldu. İkisini boşaltıyorum. İpimi arkadan alıp birinci ilmeğimi örüyorum. Sonra sıradakini daha sonra ise en sonu takıyorum ve örüyorum. 3 tane ilmeğimiz yine görmekteyiz. İpimi boşaltıyorum. Önce biri alıyorum. 2 örüyorum. Arkadan dolandığı için kordonumuz kıvrılacak. Üç tane ilmeğimin ikisini boşaltıyorum. Biri tığımda kalıyor. Arkadan ipimi alarak biri örüyorum. İkinciyi örüyorum. Ve tekrar üçüncü örüyorum. Üçüncüyü şöyle biraz uzun tutarsanız ipimiz çekildiğinde kaçmaz. Son ikiyi çıkarıyorum. Arkadan biri ördüm. 2 ve tekrar üçü ördüm. Bakın kıvrılmaya başladı bile şöyle bükülmeye. Şöyle rahatlatıyorum. Bir kalıyor. Önce bir, sonra iki, sonra üç. Kullanmak istediğimiz kordon boyu olana kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Biri ördüm. İki ve üçü. Bakınız kıvrılmaya başladı bile. Kordonumuzu epeyce bir uzun ördük. Şu çapraz kullanacağımız için. Sizler kullanacak kişinin boyuna göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bitirme işlemini yapıyorum. 3 taneyi ördüm. Yine Sırasıyla birer birer ördüm. ikisini bir alıyorum. Birini örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan koparıyorum. Benim ipim zaten az kaldığı için çekerek çıkardım. iğnemi takıp hemen dikme işlemine başlatıyorum. Sizlerde çok kısa kesmeyin. Dikiş olacak kadar ipimizi ayarlayalım. ipimi taktım şöyle kordonumu çantamın dikiş yerine getiriyorum şöyle bakınız şu kısma aradan çıkarıyorum iğnemi ve sağlam olacak şekilde bakınız artta kordonumu tutturuyorum buraya dikişler atıyorum aynı rengiyle olduğu için bakınız dikişimiz önemli değil gelişi güzel ama çok da abartılı çirkin durmayacak buradaki kordonumuzu sağlam tutacak dikişler yapıyoruz pembemize çıkmadan içten de birkaç tane dikişimi attıktan sonra ipimi buradan keseceğim yapabildiğiniz en güzel şekliyle dikişimizi çalışalım tamamen kendi el becerimizi göre bu dikişlerimiz düğümümü atıyorum bir tane daha Düğümüm attıktan sonra ipimi şöyle içerisinden götürüyorum ve buradan kesiyorum. Diğer ucu aldım, tam araya yerleştiriyorum ve başlıyorum. Şu şekilde sağlam olacak şekilde içten dikiyorum. kendi rengiyle yeteri kadar sağlamlaştı sağlamla ulaştıktan sonra ipimizi düğüm atalım kesip iç kısma gizleyelim bakın bunu tamamen iç kısımdan diktik İster iç kısımdan ister dıştan hiç fark etmeyecektir. Epeyce bir sağlam oldu. Zaten çantamız küçük olduğu için telefonumuzu, cüzdanımızı yeterli kimlik belgelerimizi aldıktan sonra çantamızın genişliği yeterli olacaktır. Çok da ağır olmayacaktır. İçerisinden ipimi götürüyorum. çantamızın arkası, çantamızın önü şu şekilde. Gayet güzel bir çalışma oldu. Hem de çok çok kolay. Yaz tatilinde çocuklarımızla zevkle örebileceğimiz bir çalışma. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.